Şimdi mesela yeni evlenecek olanların mutlaka alması gereken, orada cezve takımı görüyorum. Çaydanlık mutlaka alınır. Tabii, mutlaka. Hatta bir tane alınmaz. Boy boy alınır onlar. Kalabalık misafir gelirse yine o kadınlar şeyi vardır ya. Çay günleri. Evet, altın günleri. Altın günleri. Hala onlar var. Onlar da en büyüğüne demlenir. Mutlaka. İki uğraşmayalım diye. Evet. Burada yine düdüklü tencere. Değil mi? Evet, mutlaka olmazsa olmazlardan yine. Bu bir çelik set. Bu set olarak beraber birbirine takım. Mutfakta da artık çünkü renklerin birbiriyle uyumu çok fazla dikkat ediyor artık kadınlarımız. Bunların mesela ben gold rengi var ama burada mesela pembeler, morlar şu anda çok fazla girdi. Bu çeliğin ve seramiğin de ya da işte granit tencerelerin de pembeleri, morları çok fazla artık var. Artık renk görmek istiyor insanlar. Ama çelik grubu da hani sağlıklı. Mesela bunun altındaki çelik grubu tencerelerin altındaki bu özel kapsül taban sayesinde daha az ısı harcayarak yemeğinizi çok rahatlıkla pişirebiliyorsunuz. Niye böyle sağladım? Anneler çok iyi bilirler zaten. Çelik tencere alıyorsanız biraz ağır oldu. İnceyse onun tabanı, o hiç makbul değil. Onun ömrü çok yok derler. Aslında yani ilgisi yok ama. Yok mu? Yok. Tabanı önemli. Tabanı önemli. Tabanı şimdi önemli artık bunlarda. Çok çeşitler çıktı gerçi. Evet. Seramiği var, bunun döküm tencereler var değil mi? Dökümler, granitler son dönemde zaten en hani bilinen, sevilen, çok da kullanışlı granit tencereler. Şu anda onlar çok bir de bunlar parlattırılır ara ara. Bu zaten evet. Yani şöyle baktınız bile kendinizi görebiliyorsunuz zaten. Mecburen bir parmak bile değse mecburen hemen bir silme gereksinim hissediyorsunuz ama gayet sağlıklı ürünler. Çok güzel. Şöyle geçebiliriz. Tamam. Hayatım, Gülşah'cığım, senin mesela stand'de hanımlar en çok neyi sipariş veriyorlar? Bu son zamanlarda biraz önce dediniz yani eskiliğe dönüş var. Özellikle kesmeler, yani kristaller, kesmeler, emayeler. Kesme dediğin? Bu camlar, hani kristal camlar vardır. Bardaklar yine salata kaseleri. Aslında önceden hani kullanılan işte bardaklardı, yine şişelerdi. Şimdi de onların salata kaseleri. Ben bugün aslında getirecektim ama hepsini böyle toparlayamadım. İnşallah bir gün getireceğim ürünlerimle birlikte. Bir de şey var, yani artık hani benim sattığım sektörde çok fazla şey yok. Mesela hep butik yapıyoruz. İşte tabak ayrı, ortada yine salata tabakları ayrı, sıcak servisler ayrı. Daha böyle parçaları bütünleştiriyoruz. Fincan takımı çok satılıyordu. Fincan takımı çok satılıyor. Özellikle siyah beyaz bir modası var. Bu sene damalılar çok moda biliyorsunuz, siyah beyaz damalılar. Yine ben de hani sattığım ürünlerde hem kendi zevkime fakat modayı da takip ediyoruz. Şu anda en çok siyahlar, beyazlar. Yine eskiye dayalı modeller, mesela işte çiçekliler, kaneviçeler, çizgiler, her şey var. Ya özellikle kesme camlar bu sezonda çok güzel. Özellikle bu eskiden bor camlarımız vardı biliyorsunuz. Cam tepsilerimiz cam vardı. Cam bor camlar şimdi onların altına. Cam tepsi diyoruz ona. Evet. Onların altına şimdi metal ayaklar yapıldı. Onlarla birlikte çok güzel. Bir de mumluğu vardır bir altında. Evet. Masaya böyle getirirsiniz. Sıcak evet servis edersiniz. Evet. Kahvenin yanında bardaklar. Kadehler. Son birkaç senedir değil kadehler mi? Aynen öyle, ufak ufak. Siyahlar, yine goldlar. Lokumluklar, çikolatalıklar. Lokumluklar, şekil evet şekil, kadın motifli. Evet. Bu ara böyle şey elinde çok moda. Tutar mesela orada evet bir tane şey vardır. Oraya siz lokumlarınızı koyarsınız. Servis yaparken o tepsiler çok satılıyordu tepsiler diye tahmin ediyorum. Yine deve üstünde böyle küçük camlarımız var. Onlar lokumluk. Evet. Çok güzel modeller var. Evet. Şimdi biz cheesecake'imizin tabanını hazırladık. Ben muhallebisini hazırladım. Üstüne döküp buzdolabına koymak hay hay istiyorum. Güzel böyle kelepçeli bir tane kalıp evet kullanıyoruz. Altına yağlı kağıt koydum. Yine isterseniz su bardağıyla bastırabilirsiniz birleşmesi için. Şimdi muhallebisini de hazırladım. Onu da hemen döküp buzdolabına koyacağım. Harikasın. Bir litre süte ne kadar şeker koymuştuk? Bir su bardağı şeker, bir su bardağı irmik. Kaynadıktan sonra da bir kaşık tereyağı ve bir pakette vanilya. Güzel. Onu güzelce yayacağız. Evet. Buzdolabında ne kadar dinlendirmek lazım? Bir gece önceden yapılırsa daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Şöyle suyun altına koyayım da hayatım. Şimdi bunu buzdolabına koyduktan sonra da biraz dolapta kaldıktan sonra üstüne çikolata sosunu hazırlayacağım. Bu kahvaltı takımları mesela mutlaka alınır değil mi? Evet, mutlaka. Burada da çok güzel bir tane örneğimiz var. Hı hı. Kahve, kahvaltıda çay. Evet, daha çok böyle renkli
desenler, çiçekler, böcekler daha çok tercih ediliyor açıkçası. Bunda da yine köşe formlar var. Ama biraz daha oryantal diyeyim. Hani desenleri. Bunlar reçellikler, zeytinler konulabilir. Evet, artık. Hatta bunlarla ahşap servislikleri artık kombin yapıyorlar. Peynir sunumları için falan çok daha şık, çok daha tamamlayıcı, güzel oluyor. Mermer servislikler de çok güzel oluyor. Evet. Çok trend bu sene değil mi mermerden? İncecik böyle önce etle başladı ama şimdi peynir tabağı yapabilirsiniz mesela. Kahvaltıya girdi artık. Onlar da kullanılıyor evet. Böyle peynirleri koyuyorlar üzerine üzümlerle, cevizlerle, kayısılarla çok güzel oluyor o servis tabakları. Kesinlikle çok tamamlayıcı oluyor, çok da şık oluyor. Hani o bir çok pahalı bir restoranda gördüğünüz o sunumu çok rahatlıkla evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Bu porselenleri kullanıp işte tamamlayıcı ahşaplarla falan çok rahat bir sofra çok hazırlanır, güzel hazırlanır. Nasıl saklanmalı peki? Aralarına biraz... mutlaka bir şey koymak gerekiyor mu? Mesela kimisi o pıtır 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 jelatinler vardır ya onları koyarlar falan. Paketleme de peçete aslında, konulur. Evet öyle hani ilk satın aldığınızda evet ürünlerin arasında işte kargoda taşımadan dolayı falan herhangi bir çizilme olmasın diye dediğiniz gibi küçük separatörler var aralarında. Ama sonrasında zaten biz evde üst üste koyup dolabımıza rafımıza koyuyoruz. Çok fazla hani üst üste bir şeyleri koymayın ya da mesela şöyle bazen şöyle yanlışlar yapabiliyoruz. İki tane bu tabaktan koyuyoruz da bir tane de işte daha bir yuvarlak formda bir tabak giriyor. Diğerini alırken o kırılıyor ya da çizilebiliyor. Onlara Allah biraz... muhafaza. İçimiz kızlar. Onlara tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru, haklısınız. Tavaları da mesela üst üste. Ben de araya mutlaka koyarım peçete. Ya, tavalarda da öyledir ya, bir çizilmesin durumu. Bazı gruplar ya seramik falan hani daha çabuk çiziliyor ama granite falan ona çok fazla dikkat etmenize gerek kalmıyor. Biraz ben o yüzden onları çok daha fazla tercih ediyorum. Önceden teflonlar çok kolay çizilirdi mesela ama şimdi o kadar kaliteli teflonlar var ki yani çok uğraşmanız lazım. Mesai harcamanız lazım çizmek için. Bazı tabanlarda işte o üretim nanoteknoloji yapılan ürünlerde isterseniz bu metal servislikleri kullanın, çizmeye çalışın, ona rağmen çizilmiyorlar. Evet. O hayatımızı kolaylaştırıcı. Hani pahalı deniliyor ama uzun ömürlü baktığınız zaman daha ekonomik aslında. Yanmaz yapışmaz özelliği var. İstediğiniz gibi bulaşık makinesine koyabiliyorsunuz. Isıyla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Çizilme derdi yok. Dediğim gibi metal servislikler bile kullanabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla hani pahalı olmasında da bence hiçbir sakınca yok. Aynen, bakır tencereler de çok trend oldu. Evet, bu dönemde onlar da var. Yani tamamen zevk. Emaye bile var şu anda. Emayeler aynı. Rengarenk çok güzel. Önceden şu sağlıksız denildi. Bir dönem mesela insanlar emayeden uzaklaştılar. Şimdi tekrar trend oldu. Emayeler sağlıklı mı? Sağlıklı ürünler. Yani eskisi kadar hani bu zaten şeye çok önem veriyor artık. Sağlıklı ürünler hazırlanırken kullanılan teknolojiler falan kesinlikle çok daha sağlıklı, düzgün. Zaten saklama şekilleri, kullanım şekillerinde biz dikkat ettiğimiz sürece uzun ömürlü ve daha uzun soluklu kullanma şansımız da oluyor. O düşüncemizden arınalım o zaman. Ondan arınabiliriz. Yani, önceden çünkü şimdi annelerimizin, teyzelerimizin evinde emayeden tepsi mesela mutlaka vardır. Yuvarlak böyle çiçekli, sen hatırlarsın. Evet vardı, doğru. Yani onu şimdi... Tekrar moda. Tabii yani gidiyordunuz önceden işte eskicilerden buluyordunuz, alıyordunuz. İşte koleksiyoncular biriktiriyordu. Evet, aynen öyle. Ege'de falan hala çok geçmişe yolculuk var yani restoranlarda. Çok da güzel. Nihayet hayatımıza tekrar hatırlıyorsunuz ya. Evet. Çok güzel. O emayelere çok bayılıyorum. Bir de renklileri var ya. Evet. Farklı farklı renklerde, farklı tabaklarla çok güzel kombinler yapabilirsiniz.